Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda gelato nedir, gelato nasıl kullanılır, gelatoda nasıl satış yapabiliriz ve nasıl para kazanabiliriz genel olarak her şeyden bahsedeceğim. Videonun sonunda ise sizin gelato hakkında sorduğunuz bazı soruları cevaplayacağım. Öncelikle gelato nedir? Gelato en hızlı print on demand sitelerinden birisi. Ve görebildiğiniz üzere 32 farklı ülkede yerel üretim yapıyorlar. Bu sayede de daha hızlı kargo sürelerine sahip olabiliyorlar ve üretim maliyetleri de daha düşük olabiliyor. Böyle dünyanın birçok yerinde yerel üretim yapıyor olmaları çok güzel. Özellikle satıcılar açısından çok güzel çünkü kargo süresi bu e-ticarette oldukça önemli. Yani müşteriler her geçen gün daha da az beklemek istiyorlar. Hani beklemek istemiyor müşteriler. O yüzden hızlı kargo süreleri önemli. Amerika'dan biri sipariş verdiğinde ona Çin'den yollanmayacak ürün. Amerika'da üretiliyorsa Amerika'dan üretilip direkt oradan yollanacak. Böylelikle daha hızlı kargo sürelerine sahip olabileceğiz. Ki gelatonun Trustpilot oranına da bakacak olursa 7.4 olduğunu görebiliyoruz. Ki bu da gelatoyu en yüksek Trustpilot oranına sahip olan print on demand şirketi yapıyor. İyi güzel anlatıyorsun da print on demand ne diyecek kişiler vardır. Eğer kanalımı takip ediyorsanız print on demand'in artık ne olduğunu biliyorsunuzdur. Ancak bilmeyen kişiler için kısa bir özet geçeyim. Print on demand sermayesi kısıtlı olan kişiler için güzel bir iş modeli. Bu iş modelinde sizin tek yapmanız gereken şey bir tişörtün veya bir kapüşonun herhangi bir şeyin üzerine bir tasarım yapmak ve o ürünün reklamını yapmak. Hatta şu an bu gördüğünüz sweatshirt'ün üzerindeki tasarımı da ben kendim gelato üzerinden yaptım ve aldım. Bence güzel. Kısaca siz bir tasarım yapıyorsunuz ve gelato gibi print on demand web siteleri sayesinde bunu o ürünün üzerine koyuyorsunuz. Bu ürün tercihinize göre bir tişört olabilir, bir kapüşonlu olabilir, bir bardak olabilir, bir telefon kılıfı olabilir. Bir sürü seçeneğiniz oluyor bu tarz sitelerde. Ondan sonra bu ürünün reklamını yaptığınızda ve bu ürün satıldığında siz ekstra olarak bir şey yapmıyorsunuz. Evet. Çünkü bu print on demand şirketleri ürünün baskı kısmıyla da kargolama kısmıyla da bizzat ilgileniyorlar. Ama doğal olarak şimdi merak ediyor olabilirsiniz. Biz bundan niye para kazanıyoruz? Nasıl para kazanıyoruz? Bu firmaların her üründe bir taban fiyatları var. Mesela siyah kapşonlu için diyelim ki $10 bu. Yani firma diyor ki ben bu ürünü yapmak için $10 istiyorum. Tamam, biz bir tasarım yapıyoruz. O kapşonun üzerine o tasarımı koyuyoruz ve ürünü $20 satıyoruz. Çünkü o tasarımı biz yaptık ve biz tasarım için aslında para alıyoruz. Sonra bir müşteri gelip bu kapşonunu $20 satın aldığında bunun $10'ı o print on demand şirketine gidiyor, $10 da bize kalıyor. Kısacası print on demand'in mantığı bu. Ancak tabii yine de dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Birazdan zaten anlayacaksınız. Peki gelato güvenilir mi? Bunu çok merak eden kişi var. Açıkçası ben gelato ile şu ana kadar sorun yaşamış herhangi birini görmedim. Zaten az önce de gördüğünüz gibi gelato en yüksek Trustpilot oranında sahip print on demand şirketi. Hatta aranızdan gelatoyu kullanan, satış yapan ve bundan para kazanan kişiler de var. Bundan daha önce gelato hakkında bazı videolar yapmıştım ve o videoda benim linkimle kayıt olan kişilerin yani performanslarını görebiliyordum. Kişi başı değil de yani ortak bir panelde görüyordum. Ve o arkadaşlar sadece 2023'ün ilk 4 ayında 1000 euronun üzerinde satış yapmışlar. Sadece benim linkimle kayıt olan kişiler. Gelin öyleyse gelatoya geçelim. Açıklamadaki linke tıklayarak buraya gelebilirsiniz ve buradan sağ üstten sign up for free deyip bedava bir şekilde hesabınızı açabilirsiniz. Buradan Google, Facebook, Apple veya e-mail kullanarak bir hesap açabiliyorsunuz. Bayağı basit bu. Benim şimdi bir hesabım olduğu için direkt buradan sign in diyeceğim ve giriş yapacağım. Eğer isterseniz hesabınızı açtıktan sonra şuradan sağ üstten plans deyip New Plans deyip ücretli üyeliğe geçebilirsiniz. Tabii ki ücretsiz üyelik de var. Yani sadece bunu da kullanıp parayla kazanabilirsiniz. Bütün işlerinizi yapabilirsiniz. Ancak ücretsiz seçeneklerde bulunuyor. Ve bunlardan indirim de alabiliyorsunuz. Şurada üstte de bir seçenek koymuşlar. Yaptığınız 10 satışta 282 euroya kadar para kazanabiliyorsunuz. Yani indirimden yararlanıp bu parayı kazanabiliyorsunuz. Cebinize bırakabiliyorsunuz. Böyle kâra girebiliyorsunuz. Ancak bu tabii ki sizin tercihinize kalmış. İsterseniz kendiniz gelip buradan bakabilirsiniz. Kıyaslayabilirsiniz. Biz şimdi nasıl bir ürün tasarlayabileceğimize bakalım. Onun için soldan product katalog kısmına gelelim. Product katalog kısmında satabileceğimiz bütün ürünleri görüyoruz. Burada bir sürü kategori var zaten. İşte erkek giyimi, kadın giyimi, çocuk giyimi, çantalar, duvar sanatları, duvar kağıtları, telefon kılıfları, bardaklar falan derken bir sürü şey var. Hepsine gelip teker teker bakabilirsiniz. Ne satmak istiyorsanız onu satabilirsiniz. Limited time offer kısmında da bazı indirimler varmış. Ben şimdi mesela buradan erkek giyiminden sweatshirtlere gelelim ve benim kendime aldığım sanırsam şuydu, bu organik unisex'li. Bunu seçelim ki her ürünün hangi ülkede üretim olduğunu görebiliyoruz. Mesela C Production Hub dersek bu ürün hani şu bu belirli yani İngiltere, Almanya, Polonya bu ülkelerde üretiliyormuş ve o yüzden de kargo süresi ona göre oluyor. Standart shipping'te 16 güne kadar çıkabiliyormuş. Bu üründen ürüne değişiyor tabii ki de. Buradan ürünün bütün özelliklerine bakabiliyorsunuz. İşte önüne arkasına tasarım yapabiliyorsunuz. Hangi stilleri var? İşte bu regular fitmiş, bu alacağımız, şu an bu yapacağımız. Burada kalınlığını, yumuşaklığını falan her şeyine bakabiliyorsunuz. Her detayını burada sizinle paylaşıyor. Ondan sonra yapacağımız şey buradan start designing diyoruz ve bizi böyle bir sayfaya atıyor. Bu sayfada da ürünümüzün tasarımını yapacağız. Hazırlayacağız ürünümüzü. Şimdi ilk olarak buradan boyutu large seçiyoruz. Ondan sonra şuradan files'a gelelim. Aa, önceden yaptığım tasarım da burada duruyormuş. Kendime aldığım tasarım şuydu. Tam olarak bu tasarımı ben kendim Photoshop'ta yaptım.
ve buradan geldim ürünüme ekledim. Eğer siz bilgisayardan bir ürün eklemek istiyorsanız buradan choose file diyorsunuz ve buradan my device deyip böyle buradan bilgisayarınızdan seçebiliyorsunuz. Aradaki şeyi de kıyaslamanız için yani şu an ekranda gördüğünüz bu, bana gelen de bu. Hani koyduğunuzu alıyorsunuz. Ondan sonra isterseniz buradan text kısmına gelip kendiniz hani bir yazı ekleyebilirsiniz. Ben bunu hiç kullanmadım. Ben eğer bir yazı yazacaksam onu Photoshop'tan kendim yazarım. Bunu kaldıralım. Şuradan kaldır diyorum. Buradan kendiniz şekiller ekleyebilirsiniz. Layoutlar kullanabilirsiniz. Yani bölebilirsiniz tasarımları. Buradan grid'i de açabilirsiniz. Arkadaki şu kare kare kısımları görürsünüz. Burada kullanabileceğiniz bazı eklentiler var. İşte grafikler kullanabiliyorsunuz. Getty Images'den fotoğraflar falan. Ancak burada görebildiğiniz gibi bunlar mesela premium üyelik istiyor. Gelato Plus istiyor bu. Eğer collections'ı kullanacaksanız gibi gibi. Hani bu kısım daha çok tasarım yapma kısmı. Tasarım yapma kısmında biraz size düşüyor. Ben şu an size tasarım yapmayı öğretmeyeceğim sıfırdan. Yapacağınız tasarım sadece bir yazı da olabilir. Veya böyle çizim de olabilir. O size kalmış. Eğer ürünün arkasına bir tasarım eklemek istiyorsanız buradan back diyorsunuz. Arkasına gelip oradan bir daha tıklıyorsunuz bu fotoğraflara ve ekleyeceğiniz tasarımı bir daha ekliyorsunuz ve o da buraya geliyor. Şimdi ben bunu kaldırayım. Ondan sonra buradaki işimiz bittiğinde tasarımımızı ürünümüzün üzerine koyduğumuzda bunun boyutunu, konumunu ayarladığımızda bir dakika kaydı şu an. Buradan sağ üstten save as template diyeceğiz. Şimdilik video diyeceğim ben, buna çok düşünmeye gerek yok. Save template diyorum ve ürünüm template'im şu an kaydedildi. Ondan sonra sol üstten çıktıktan sonra ana menüye geri dönüyoruz ve buradan stores kısmına geliyoruz ki bir mağaza bağlayalım. Hani bu ürünleri bir yerde satmamız gerek. Buradan bir sürü yere bağlayabiliyorsunuz. Gelato bir sürü siteyle çalışıyor. Hani Shopify'ya da bağlayabilirsiniz Gelato'yu. Etsy'ye de bağlayabilirsiniz. Wooya, Wix'e, Squarespace'e, eBay, Amazon veya kendi web siteniz varsa ona özel kodunu alıp direkt kendi sitenize de entegre edebilirsiniz. Bir sürü site var. Ancak şöyle bir durum var. Bu da bir sorulan bir soruydu. Başka bir sitede mi satmak zorundayız? Gelato'nun içinde satamıyor muyuz? Hayır, satamıyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz custom kısmında sadece ürünleri anlık olarak Gelato'ya kaydetmenize yarıyor. Satmak için farklı bir siteye ihtiyacınız var. Buradaki sitelerden birine ihtiyacınız var. Mesela ben Etsy'ye bağlayayım. Connect diyeceğim. Buraya Etsy bilgilerimi gireceğim. Sign in diyorum. Şimdi bende Etsy mağazam direkt bağlandı. Bu bilmiyorum benim önceden bağlı olduğu için miydi? Yani ben aslında bağlantısını koparmıştım ama ya direkt bağlanacak ya da sizi bir Etsy sayfasına atacak. Orada Grant Access diyeceksiniz ki bazı yetkiler vereceksiniz Gelato'ya. Sadece bir tuşa tıklayacaksınız. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ondan sonra zaten böyle olacak. Burada Etsy mağazanızı göreceksiniz. Bu arada şimdi size bu videoda bir Etsy mağazası açmayı göstermeyeceğim. Eğer Etsy mağazası açma konusunda yardım istiyorsanız açıklamaya bir link koyarım. O videoda Gelato ile Etsy detaylı bir anlatımını gösteriyorum. Nasıl yani bağlarsınız, nasıl bir Etsy hesabı açarsınız onları gösteriyorum. O videoda bakabilirsiniz. Ondan sonra yapacağımız şey, hani ürünü yapmıştık, template'e geri dönüyoruz ve buradaki bu template'imizi add to store diyoruz ve buradan mağazamızı seçiyoruz. Adı Erlens diyoruz. Benim mağazamın adı o. Ondan sonra bizi tekrardan buradaki sayfaya atıyor ve şu an buradan soldan şeyi seçeceğiz. Hangi boyları satmak istiyoruz yani? Ben X large, small, medium, X large seçeceğim. 2X large satmayacağım diyorsam onu seçmem. O bana kalmış. Hepsini de satabilirsiniz bence. Sonra continue to mockup istiyorsunuz. Ondan sonra burada ürününüzün fotoğrafları var. Bazı mockuplar var. Tabii bu ekstra mockupları kullanmak istiyorsanız onun için Gelato Plus üyeliğine ihtiyacınız var. Sadece ben default seçiyorum şu an. Burada fazladan da varmış. Mesela bunu da kullanabiliyormuşum. Bu da ücretsizmiş. Arkaya tasarım ekleseydim arka kısımlarını da kullanabilirdim. Ancak arkasında bir şey yok şu anda. Ama koyabilirim. Bunu da koyayım mesela. Burada ana olarak hangi fotoğraf, ilk gözükecek fotoğraf hangisi olsun onu seçiyoruz. Tamam, güzeldir, güzeldir. Detaylara devam edelim. Detaylar kısmına geldiğimizde buradan ürünümüzün başlığını, açıklamasını falan ayarlıyoruz. Başlığı değiştirmenizi öneririm. Hani tasarımınızla alakalı bir şey koyun. Bu açıklama kısmına ekstra bir şeyler yazabilirsiniz. Ancak burada yazanları silmenizi tavsiye etmiyorum. Hani burada ürün hakkında bilgi veriyor. Bunlar önemli. Buradan ürününüze bazı etiketler ekleyebilirsiniz. Etsy satışa sunulacak sonuçta bunlar. Buradaki butiki açarsanız burada yani continue to price dediğiniz yani buradaki işlemi bitirip satışa sunduğunuzda direkt satışa sunulur. Eğer bunu açmazsanız ürün Etsy mağazanızda hani yayınlanmaz ama gelir Etsy mağazanıza. Siz Etsy'nin üzerinden ondan sonra yayınla yapabilirsiniz. O size kalmış. Ve burada da görüyorsunuz ki diyor yani biliyorsunuzdur muhtemelen Etsy'de bir listing yapmak için, bir ürün yayınlamak için 20 cent ödemeniz gerekiyor. Hani o ürün sayfasını açabilmek için 20 cent ödemeniz gerekiyor. Çok bir para değil. 4 lira falan yapıyor sanırsam. Bu her türlü oluyor yani. Etsy'de herhangi bir ürün satacaksanız bu gerek print on demand olsun gerek olmasın 20 cent ödemeniz gerekiyor bir ürünü yayınlayabilmek için. Bir de eğer bedava kargo sunacaksanız bunu böyle free shipping şeyinde gözükmesi için bunu da açabilirsiniz. Bu size kalmış. Continue to price diyorum. Ve şimdi geldik o güzelim kısma, fiyatlandırma kısmına. Buradaki alan şu an fare imlecimin olduğu alan ürünün satış fiyatı. Hani ben ürünü 39.99'a satacağım diyorsam, bir dakika, 39.99'a satacağım diyorsanız buradan 39.99'a satın. Buradan da görüyorsunuz ve burada hangi ülkede ne kadara satılacağı, nasıl görüneceğini seçebiliyorsunuz. Mesela buradan başka ülkeleri seçebiliyorsunuz. Mesela ben şunu seçeyim, neyi seçeyim? Türkiye'yi seçeyim. Türkiye'yi seçeyim ve buradan lirayı seçeyim. Lirayla da koyabilirim.
Ancak bu tabii dediğim gibi tekrardan size kalmış. Ben şu an böyle istemiyorum. Yani burada aslında değişen şey buradaki shipping cost kısmı. Mesela Yunanistan'a shipping cost 5.99'muş. Amerika'ya 7 dolarmış. Pardon 7 euroymuş. Gibi gibi bunlara bakabilirsiniz buradan. Bu product cost kısmı ürünün maliyeti. Yani bu ürünün üretimi için Gelato bizden 27.05 dolar istiyor. Euro. Pardon çok karıştırıyorum şu an. Ve ürünün kargo maliyeti de 5.99 euro. Yani bizim bu üründeki kar marjımız %32. Bir üründen 13 euro kazanıyoruz. Ancak şunu da unutmayın. Eğer bunu atıyorum hangi web sitede satarsanız satın, Etsy'de, Shopify'da fark etmez. Her sitenin kendince bir kesintileri oluyor. Bu kesintileri de göz önünde bulundurmanız gerek. Şimdi siz buradan 13 alıyorsunuz ama Etsy'de ne kadar kesinti olacak? Etsy'nin de bir yüzdesi var. Etsy de biraz kesecek. Belki sizin buradan kazancınız 13 değil de 10'a düşecek. 9'a düşecek. Hani onlar da oluyor. Bu her siteye göre değiştiği için onu sizin kendiniz araştırmanız gerek. Ancak buradan kısacası mantık bu şekilde. Fiyatları buna göre belirleyebiliyorsunuz. 49.99 yaparsam da karım bir üründen 23 liraya çıkar. Ve son olarak da publish dediğimizde ürün yayınlanıyor. Yani tiki açtığımız için eğer şuradaki tiki açarsanız direkt yayınlar. Açmazsanız da direkt Etsy mağazanıza gider. Ondan sonra siz Etsy'ye gidip oradan yayınlayabilirsiniz. Umarım çok karmaşık olmamıştır. Ancak hani gayet de basit bence. Mantık bu şekilde. Şimdi gelelim sizlerin sormuş olduğu sorulara. Aklınıza takılan soruları cevaplayalım. Fenostar sormuş ki, peki satış yaptığımız adam ürünü beğenmese ve iade etmek isterse ne yapacağız? Google'a gelip buraya Gelato Return Policy yazarsanız böyle bir sayfa çıkacak. Buraya girin. Dilerseniz bu sayfayı direkt sağ tıklayıp Türkçe bende niye çıkmadı? İngilizce'ye çeviriyor. Siz de sağ tıklarsanız muhtemelen Türkçe'ye çevirip çıkabilir. Yani Google Translate'e de atarsınız gerekirse. Burada neyin garanti kapsamında olup neyin olmadığını size açıklıyor. Eğer ürün kaybolursa, işte ürün yanlış adrese giderse, eğer müşteri beğenmezse, ürün hatalı gelirse gibi gibi yani her durum için açıklamış. Gelip bunları detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Açıklamaya da linkini koyarım bu sayfanın. Okul Akustik sormuş ki, Gelato'da belirlenen fiyattan daha ucuza Etsy'de satarsak aradaki farkı bizden mi keser? Yani eğer ürünün üretim maliyeti Gelato'da atıyorum 10 dolarsa, siz bunu gidip Etsy'de 8 dolar satarsanız tabii o 2 dolar sizden çıkacak. Zarara siz gireceksiniz. Hani fiyatlandırmanızı yaparken ona göre yapın. Hani basit matematik aslında ama kesintileri falan da göz önünde bulundurmanız gerekir sizin. Bir sonraki sorum, benim anlamadığım, bir mağaza açmak zorunda mıyız yoksa sadece Gelato üzerinden satış yapabiliyor muyuz? Bunu sanırsam videonun az önce de bahsetmiştim. Ama evet, Gelato'nun içerisindeki o sitelerden birinde satış yapmanız gerek. Gelato'nun kendi içerisinde özel olarak bir mağaza açamıyorsunuz. Farklı bir mağazayı kullanmanız gerek. Farklı bir pazar alanını kullanmanız gerek. Veya tercihen kendi özel sitenizde de, kendi custom yapılmış, kodlanmış sitenizde de satabilirsiniz. Gelato bir tedarikçi. Mahmut sormuş ki, Etsy'den bir satış aldığımızda para Gelato'ya gidiyor ve biz parayı Gelato'dan mı çekiyoruz? Hayır, böyle bir şey yok. Gelato dediğim gibi tedarikçi. Siz ürünü Etsy'de satıyorsanız ve ürün Etsy üzerinden satıldıysa o para Etsy bakiyenize gelecek. Paranızı da Etsy üzerinden çekeceksiniz. Efe de sormuş ki, peki ya Gelato'ya parayı ürün satıldıktan sonra mı yoksa ürünü satışa sunmadan önce mi veriyoruz? Gelato önceden herhangi bir para istemiyor. Sadece ürün satıldığında ve üretmeye başladıklarında bir para alıyorlar. Yani ürün satıldıktan sonra para alıyorlar. Ki tekrardan da dediğim gibi eğer Gelato'yu Etsy'ye bağlamak istiyorsanız, Etsy üzerinden satış yapmak istiyorsanız ve nasıl bir Etsy mağazası açacağınızı bilmiyorsanız şuradaki videoya bakabilirsiniz. O videoda Gelato ile Etsy'yi nasıl beraber kullanabilirsiniz bunu anlatıyorum. Bir Etsy mağazası açmayı da gösteriyorum. Öyleyse o videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.